Araçlara bakın. Lazım. Bugün burada Malatya çiftçisine yapılan zulme dur demek için Doğanyol ilçemizden çiftçilerimizle birlikte karşımıza yapılan haksızlıklara, fiyat istikrarsızlığına dur demek için toplandık. Kayısı bizim vazgeçilmezimiz. Kayısı bizim gelir kaynağımız. Ama kayısımızı elimizden almak istiyorlar. 2022 yılında 120 liradan sattığımız kayısı 2024 yılında 120 lira fiyat veriliyor. 2 sene önce 300 liraya çalıştırdığımız, yümeye verdiğimiz işçilik 2024 yılında 1000 liraya adam bulamadık. Mazot 12 lirayken şimdi 46,5 lira. Sadece işçilik ve mazotla değil, kayısı nazik, narin bir meyve. İlaçlaması var, sürülmesi var, sulaması var. Elektriğe yapılan zamlar var. Her şey %300 artmışken neden kayısı fiyatı 2 senedir aynı rakamda olması düşündürücü. Bu konuyla ilgili, bu haksızlıkla ilgili Doğanyol'da, Doğanyol çiftçilerimiz, STK'larımız, muhtarlarımız toplandık ve böyle bir basın açıklaması yapma gereği hissettik. Biz çiftçiyiz, üretiyoruz. Ürettiğimiz malı o 45 derece sıcağın alnında kayısının işkencesini, zulmünü hepiniz bilirsiniz. Hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Bizim malımızı 120 liradan alıp da yurt dışına götürüp 300 lira, 360 liraya satmak hak mıdır? Bu konuda devletimizi kayısı çiftçisinin yanında olmasını istiyoruz. Fiyat istikrarsızlığına karşı devletimiz nasıl incirde, nasıl fındıkta, nasıl üzümde, stratejik ürünlerde fiyat belirliyorsa kayısı da bizim stratejik ürünümüz. Bunda da fiyat belirlesin. Böyle bir ürün yok. 5 ay önce 200 liraya sattığımız kayısı şu anda 120 lira ve birlik beraberlik içerisinde karar alınmış kayısı almayın diyor. Ticaretçiler, vatandaştan kayısı almayın. Ya Allah'tan korkun ya. Bu konuda devlet çiftçisinin yanında olmalı. Toprak Mahsulleri Ofisi, özellikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi diğer stratejik ürünlerde alım yaptığı gibi, fiyat belirlediği gibi kayısıda da bu fiyatı belirlemeli. Bu bizim hakkımız. Geçen hafta fındığa 75 lira zam geldi. Fıstığa 80 lira zam geldi. Üzüme 40 lira zam geldi. Kayısı 120 liradan 90 liraya çekmeye çalışıyorlar.